Bugün sizlere denemeli bir alışveriş videosu hazırlayacağım. Hemen üzerimdekinden başlayalım. Bu gerçekten benim son zamanlarda en çok giydiğim tişörtüm. Rengini gerçekten çok seviyorum ve kendime de özellikle bu siyah ve kısa saçtan sonra çok daha fazla yakıştırıyorum. Ben genelde tişörtlerimi yurt dışından gelen bir hesaptan alıyorum. Seven Outlet diye geçiyor. Onun hemen Instagram sayfasını aşağı bırakacağım. Bu şekilde bir ürün. Oversize ve ben genelde bakacağım. Şu an bir bakacağım. Mesela bu M. Ben büyük ve oversize giyinmeyi sevdiğim için genelde 1-2 beden daha büyük alıyorum. Kesi ve şortlar da bence çok daha güzel duruyor. Altımdaki parçada bu herkese görmüş olduğunuz bu parlak taytlar. Ben bunu Casodyne'dan aldım. Evet, bu çok güzel ama aşırı ince. Bununla bu soğuk havalarda dışarı çıkmanız mümkün değil. Ve çok ince olduğundan dolayı bilmiyorum, ben rahat edemedim. Biraz daha kalın olmasını beklerdim ve bence bunun fiyatı biraz daha pahalı. 150 TL gibi bir şey. Piyasada şu anda birçok yerde, butiklerde vesaire o parlak terliklerin rengarenk farklı renklerini bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim terliklerin nasıl. Şu şekilde oldukça parlak bir terlik. Bu da ikinci parça. Aslında sıralamayı biraz farklı tuttum. Üzerimdekiler bugün giydiklerimdi. O yüzden direkt onlarla başladım. Şimdi online alışverişiyle başlayacağım. Romwe diye bir site var. Oradan bayağı bir parça aldım. Onlar bana ulaştılar. Sponsor olmak istediler. Ve biz de bir şekilde bütçeli anlaştık. Ve ben de birkaç ürün seçtim. Seçtiğim ürünlerden bir tanesi bu elbise. Bu böyle gömlek bir elbise. Bunu gerçekten çok beğendim. Kumaşı da gayet güzel. Duruşu zaten tam benim istediğim gibi. Bunu gerçekten çok sevdim. Ben bu elbiseyi böyle çok şık bir ayakkabı hayal etmiyorum. Ben bunun altına beyaz bir sneaker giymeyi düşünüyorum veya böyle botlar gibi ya da belki daha çok şıklaştırmak istersem dizüstü bir çizmeyle de bu elbiseyi kombin edebilirim. Bu şekilde belden şöyle bir kuşağı var ve şurada şöyle detayı var. Böyle bir elbise. Kollar biraz daha bol ve salaş. Yine benim sevdiğim bir tarz. Romy'den aldığım diğer bir elbiseyle devam ediyorum. Ben bu elbiseyi gerçekten çok sevdim. Yakası, kumaşın kalitesi o kadar güzel ki ben bunu gerçekten çok sevdim. Yakından göstereyim. Şu an biraz buruşuk, tabii bunu ütülemem gerekecek. Çok içime sinen bir elbise oldu. Kısalığı da bu şekilde. Şu anda içimde sütyen yok bu arada. Hani sütyen giydiğim zaman biraz daha böyle toparlanabilir diye düşünüyorum. Şöyle duruyor. Bir tane bomber ceketim var. Bunlar iki farklı rengi olan. Şöyle kırmızı siyah, bir tanesi yeşil siyah. Biraz Off-White markasından esinlenilmiş. Ama gerçekten çok güzel duran ama benim de tarzıma çok yakın bulduğum bomber ceketler. Arkasında böyle desenleri var. Burada süper. Yazıda Keep Looking yazıyor. Burada da bir figür fotoğrafı var. Şöyle bu elbiseyle bence bayağı güzel durdu. Şöyle arka detayını göstereyim. Arkası bu şekilde. Bu arada ceketler aşırı kaliteli. Bunun bedenleri small değil bu arada. Large bunlar. Ya large ya da medium olması lazım. Arkası da bu şekilde. Şöyle. Şöyle poz vereyim size. Yine Romy ile devam ediyorum. Bir elbise daha var. Ayağımın altında geziyorsun ya. Ezeceksin. Ay, bakamıyorsun ışığa. Aşkım. Ne oldu annem? Annem. Ben bunu hem elbise hem de yüksek belli jeanlerin içine giyerim diye düşündüm. Çünkü yaka detayını gerçekten çok sevdim. Burada böyle altını bir kanat detayı. Çok hoş bir elbise. Kumaşı bu arada gayet güzel. Şu şekilde. Romy'den aldığım yine yüksek belli bir jean giyip geleceğim. Onunla da görmüş olursunuz nasıl durduğunu. Şimdi geldim. Jean de bu şekilde. Jean'in gerçekten rengini çok beğendim. Böyle çok vintage, çok eskimsi bir görüntüsü var. Çok yüksek belli değil. Benim yüksek belli algım bayağı şurada falan olması gerekiyor. Diğer firmanın üzerinde. Ama bu biraz daha böyle kalça kemiğin üzerinde duran bir jean. Rengini gerçekten çok beğendim. Arkada böyle bir lastiği var. Aslında bunu ilk görünce sevmemiştim ama şimdi ilk defa giydiğim için lastik çok fazla beni rahatsız etmedi. Hatta çok daha iyi oldu bence. Bu 26 beden, en küçük bedeni.
Bana tam oldu. Benim altım 26, üstüm biraz daha geniştir o hazırım geniş olduğundan dolayı. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde üçgen detayları var. Düğmeli. Duruşu bu şekilde. Kumaşı burada çok güzel, çok esnek. Sert bir kot değil. Romy'den aldığım yine diğer bir cinle devam edeceğim. İşte benim yüksek bel aldığım bu şekilde. Diyaframın üzerinde olan cinlere ben yüksek bel diyebiliyorum ancak. Kemik üstündeki benim için yüksek bel olmuyor. Ne oldu aşkım? Şu an bunlara takıldı. Bu da cinle beraber geldi. Şöyle iki tane askısı var. Aslında bu şu şekilde takılıyor. Ama ben bunların nereye takılacağı konusunda bir bilgim yok. Çünkü burada yeri yok yani. Aslında yeri olsaydı bence güzel olurdu ki ben de zaten bu yüzden seçtim bunu. Ama nereye takılacağını gerçekten bilmiyorum. Belki de vardır, ben görememişimdir. Çok rahat bu arada. Gerçekten bu cine bayıldım. Hem böyle birazcık bol salaş ve yine kısa paça. En sevdiğim uzun paça değil. Kumaşı da gerçekten çok rahat. Rengini çok beğendim. Böyle açık bir mavi. Burada böyle ortasında şu şekilde dikişleri var. Şöyle göstereyim. Daha böyle kalın, detaylı dikişleri var. Şimdi bu üzerindeki iki parça da Romy'den. Ben bunları seçmedim. Onlar bana göndermişler. Çünkü ben bunu seçmezdim. Çünkü burada bir Gucci'yi görüyoruz. Ve bence hoş olmamış. Tatlı şeyleri çok fazla giymeyi sevmiyorum. O yüzden ben bu takımı spor yaparken falan giyebilirim veya evde giyebilirim. Üstü şu şekilde. Arkadan da göstereyim. Ve altında yine böyle yandan detayları var. Şu şekilde. Keşke şunu Gucci gibi yapmasalardı da ne bileyim daha başka farklı renkler kullansalardı. Gerçekten benim için çok iyi bir takım olabilirdi. Bir de şöyle bir üstüm var. Bu böyle yarım kesik sweatshirt deniliyor buna. Ben bunu uzun zamandır arıyordum ve bulamıyordum. Sonunda buldum. Şöyle bir şey. Yine böyle crop toplarla falan giyerim diye düşünüyorum. Bu üstü. Görünüşü gerçekten çok güzel. Bayağı sevdim bunu. Şöyle bir üst. Bu da yine Romy'den. Şöyle bir crop top bu da. Burada böyle yazıları var. Cost East yazıyor. Cost look is look. Gigi Hadid'in make-up koleksiyonu aklıma geldi. East look yapmıştım ben. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bayağı güzel bir makyajdı. Bu üstte tek beğenmediğim şey bu neden beyaz yani. Bu bence siyah olmalıydı. Çok alakasız olmuş ve ürün yani üstü çok kalitesiz göstermiş. Keşke bunlar böyle siyah olsaydı ve bu yazılarla match olabilseydi. Bu beyaz bence hiç olmamış. Burada da şöyle bir yazısı var. Bir yine Romy'den bayılarak aldığım bir sweatshirt. Gerçekten bunun siyahını istiyorum ve siyahı yoktu maalesef dedi. O yüzden ben de sarı rengini aldım. Bu çok kalın, böyle bayağı şapkası falan böyle üstte duran bir sweatshirt. Dediğimi anlamasın da böyle kalın kalın duruyor. Şapkası falan. Çok güzel. Bunun maalesef siyah rengi yoktu. Siyahı da olsaydı, başka bir rengi de olsaydı alacaktım. Diğer renk sanırım pembeydi. Ben pembe giyen bir insan değilim. O yüzden sadece bu rengi almayı tercih ettim. Benim gibi böyle sweatshirt giymeyi seviyorsanız kesinlikle hiç düşünmeden bunu alın. Çok da uygun fiyatlıydı. $15 falan. İlk defa Zara'dan bir şey gördüğüm anda aşık oldum. O da bu üst oldu. Bu kadın, bunun rengi, her şey o kadar çok güzel ki gerçekten bunu çok seviyorum, çok fazla giyiyorum. Özellikle böyle mat deri taytlarda falan efsane duruyor çünkü burası gri. Bayağı severek giyiyorum. Burada da yine bir yazı detayı var. Don't leave yazıyor. Romy'den aldığım diğer bir parçası böyle fileli, kollarında yazı detayı olan oldukça uzun bir elbise gibi bir şey. Bunu da hemen giyerek göstereyim size. Uzunluğu şurada. Biraz daha yakından göstereyim. Filesi oldukça kaliteli bu arada. Detayları bu şekilde. Humble markasından şöyle bir alt eşofman aldım. Bunu niye aldığımı az çok tahmin ediyorsanızdır. Buradaki turuncu detayları. Hatta bunun üzerine bu Zara'yı falan düşünüyorum. Bu ikisi beraber bence çok güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle iki farklı activewear aldım. Bu altımdaki şöyle detayı olan şu şekilde göstereyim. Cotton'dan aldım. Bu Ebru Şallı'nın tasarladığı taytlarmış. Rengini çok beğendim. Çok rahat. Gerçekten çok güzel.
ve detaylarını da çok çok beğendim. Üzerimdeki de Adidas'tan uzun zamandır böyle crop top tarzı bir üst alıyordum ve böyle uzun kollu. Bunun kollarını ayrıca çok beğendim çünkü burada böyle detayları var. Hatta bununla bayağı uyumlu. Burada böyle ki şuradaki lekelerine bakmayın, benim kullanmış olduğum rolondan biraz bulaştı. O yüzden buraları böyle beyaz beyaz. En nefret ettiğim şey. Hemen altımdakini değiştirdim. Altımdaki Nisa markası. Bir Türk tasarımcısının markası. Bunun duruşu o kadar güzel ki gerçekten çok beğendim. Böyle şu şekilde bollaşıyor ama gerçekten duruşunu ve kalıbını aşırı aşırı beğendim. Burada böyle iki cebi var. Fermuarlı detayı. Ve daha be. Saklıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl ne oldu? Savaş alanı burası. Ne yapabilirim? Bir şey... videoda emek var arkadaşlar. Şöyle. Sena Ife Official'dan böyle bir takım aldım. Bu takımı giymiyorum çünkü takım bana çok büyük geldi. Aslında üstü normal, okey. Ama alt bedeni gerçekten çok çok büyük. Ama dediğim gibi takım gayet şık. Ben bunu yine böyle hani tek takım giymeyi ve aynı renkte çok giymeyi sevdiğim için bu takımı aldım. Şu erkek tişörtü. Onlar ne be diyor. Şöyle Vans'ten bir tişört aldım. Bunu giymeme gerek var mı? Bence yok. Bildiğiniz Vans tişört. Yine büyük oversize. Bu da Marvel markasının şu şekilde. Bu ne oluyordu Elif? Bu adamın adı? Ay unuttum. Neydi bunun adı? Böyle. Yine büyük mamcinlerle falan bunu kombinlerim diye düşündüm. Biliyorsunuz ki ben böyle erkek şeyleri, oğlan şeyleri giymeyi çok seviyorum. Şurada yine çok sevdiğim, bunu da pineapple, şöyle bir kürküm var. Arkasında çok ayıp bir şey yazıyor. Bu da böyle uzun bir kürk, gerçek kürk tabii ki de değil. Bunun duruşu çok güzel, dizlerde bitiyor. Arkası bu şekilde, bayağı sevdim. Ve tabii ki de yine turuncu, turuncudan kaçamıyorum. Gösterdiğim her şey turuncu. Ama bu saçlarına o kadar yakıştı ki. Turuncuyla. Evet, özellikle turuncuyla çok daha güzel duruyor. Sarıyla. Bu çantayı da aldım yeni. Sanki böyle çok kokoş ve süslü bir çanta gibi dursa da ben bunu baya böyle oversize sweatshirtlerle falan takıyorum. Çok daha böyle iyi duruyor. Bunun markası neydi ya? Bilmiyorum da pişmaniye istedi canım. Pişmaniye çanta onun adı. Yani bir Türk tasarımcının çantası da Kyra and Bonnie mi? Bonnie and Kyra böyle bir şey. Farklı hiçbir yerde görmediğim için bunu almak istedim, bu pişmaniye çantasını. Bir de şöyle bir kürküm var. Sena İpek'in tasarımı, az önce görmüş olduğunuz tasarımı yapan kızın ürünü. Kendisi genç bir girişimci. Ben her zaman destek veriyorum genç girişimci insanlara. Ürünler çok kaliteli geldi. Ne yapıyor? Ayakkabıma girdi az önce. Bak. Hayır, ne yapıyorsun? Ayak koklama pis çocuk. Şöyle göstereyim. Böyle gri ama böyle mavi, mavili gri. Mor. Morlu mavili gri. İçi de bu şekilde. Arkadan da böyle. Son olarak da bu ayakkabıları aldım. Bunları Amerika'dan sipariş verdim ben. Maalesef Fila markasının bu ayakkabısı burada yok. Hatta Fila markası Türkiye'de yok değil mi? Evet, pardon. Fila markası Türkiye'de yok. Ben ki birçok şeyine bayılıyorum, sweatshirtlerine falan. İlk önce bu ayakkabıyı almak istedim. Bu erkek ayakkabısı. O yüzden bunun numarası normalde 6.5 olarak geçiyor Amerika size'ına göre. Erkek ayakkabısı olduğu için. Yani 39 numaraya denk geliyor. Gerçekten çok rahat bir ayakkabı. Bayağı büyük duran bir ayakkabı. Çok severek giyiyorum bunları da. İşi kapattım. Böyle daha iyi görebilirsiniz diye. Şöyle burada böyle yazı detayı var. Yine burada da aynı şekilde markasının adı yazıyor. Görünüşü bu şekilde. Alışveriş videomun sonuna geldim. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Beğendiğiniz ürünler varsa mutlaka sorularınızı bekliyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.